أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kab-ı Kalpseyn dersimizin ikinci bölümü. En son galiba giderken şunu konuştuk. Onu da burada tadat etmekten. Onu böyle bir daha hepinizle konuşmadık suda. Biz suda biraz konuştuk içeride. Onu da burada faydası var zannediyorum. Onu da getireyim bu tarafa. Cenab-ı Hak görmek ve göstermek istemesi sırrınca. Tabii burada durduğun zaman böyle baksan ayrı şey görürsün, böyle baksan ayrı görürsün. Esma'nın iktizalarını istemek sırrınca deyince bunu insana monte ettiğin zaman istemek bir ihtiyaçtan geliyor gibi geliyor. Oysa fıtratın iktizasıdır. Mesela su ıslatır, güneş ışık verir. Bu iktizasıdır, ihtiyacı değildir. Şimdi kardeş güzel bir noktaya nazar şey yaptı. Dedi ki, bazı esmalar kendisini göstermek içindir. Yani cemal esması mesela. Ama kemal görmek ister, kemal esmalar. Mesela basarla alakalı. Kelam kendini ifade eder, semi işitmek ister. Bu iktizasıdır, fıtratın iktizasıdır. Sonra insan mesela bu doğayı seyretti. Hoşuma gitti. Bir ihtiyaç giderme değil bu. Nedir o? İnsanda o esmanın meratipleri var. Ona malzeme oldu bu. Esma hükmünü icra etti. Çünkü her şeyin bir karşılığı veya karşıtı vardır. Dolayısıyla bu esma hükmünü icra ediyor. Bu hakikat meratiplerinden olduğu için bu şekilde ifade ediliyor. Yani insan cemaat perestir. Ekmeği gidermek gibi değil burayı seyretmek. Kulağın duymasın, burnun koku almasın, kalbin sevmesin. Efendim, şimdi diyeceğim. Evet. Mesela aklın marifetullah olması, bunlar iktizasıdır. Hani bu fıtratın ve hakikatin ifadesidir. Devam ediyorum. Musa Aleyhisselam'da kalmıştık. Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam Rabbini görmek istedi, Rabbine nila etti. Allah da tercih etti. Çalılarda kendisini ifade etti. Onun miracı orada oldu. Çünkü Kab-ı Kavseyn orasıydı. Onun Kab-ı Kavseyn'i iki noktanın düz gelmesi orada oldu. Mesela Nur-u Tevhid, Sır-ı Ehadiyet, Nur-u Tevhid için inkişaf etti. Kim de bu? Yunus Aleyhisselam'ın. Onun miracı orada olduğu için o bulunduğu yer, o şeyin olduğu yer onun Kab-ı Kavseyn'idir. Abi bu şecereyi yaktı ne oluyor o zaman? Orada bir Lütfü Rabbani'ye müşahede ediliyor. İşte miraç orada oldu. Sırr-ı Tevhid, Nur-u Sırr-ı Ehadiyet, Nur-u Tevhid içinde inkişaf ettiği an onun miracıdır, o miraçtır. Miraç da Kab-ı Kavseyn'de olur. Musa Aleyhisselam çalılık... Miracın neresi? Evet. Şecereyi yaktın neresi? Şecereyi yaktın. Biz de mesela. He? Hani şey yaptık ya böyle. Evet. Canlılık dedin. Saç olmayanlar mı abi şecereyi? Şimdi şecereyi yaktın dedin. Yunus Aleyhisselam'ın meselesindeki o şecereyi yaktın. O makam nerede hani bizim suretimizde? Ben onu bilmiyorum. Şecereyi yaktın. Şecereyi yaktın. Risale Nur oluyor abi.
Yani bir noktaya nazar olmayan, ben şecere-i yaktin nedir bilmiyorum. Ama onun miracı balıkta oldu. Nereden biliyoruz? Bu salihtir, sırrı tevhid, şey, nur-u ehadi, sırrı tevhid için inkişaf etti, öyle mi? O miraçtır. İbrahim Aleyhisselam miracı ateşte oldu. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Miraç olduğu yerdir Kab-ı Kavseyn. Senin Kab-ı Kavseyn'in de senin miracın değil. Evet. Senin miracının olduğu yerin senin Kab-ı Kavseyn'indir. Ya böyle bir yer falan, orası burası değil. Namaz mesela müminin miracıdır. Hangi namaz olmuşsa senin, o namaz senin Kab-ı Kavseyn'indir. Hangi isme azami derecede mahsal olsan o Kab-ı Kavseyn oluyor o an için. Evet. Sonra başka bir yerde bir daha olabilir. Evet. Başka bir kavga. Çünkü Allah Resulü'nün miracı 33 taneymiş. Bunun bir tanesi miracı ekber. Usta şöyle diyor. Asker olmasa bunu demezdi. Miracı ekber-i Muhammedi'de söylenen o sözler diyor. Miracı ekber denmesi için miracı asker olması lazım. Hani şu yüksek masayı şöyle yapın denebilmesi için küçük masa olması lazım. Şimdi Kab-ı Kavseyn çalılarda olmuş Musa Aleyhisselam'a. Çünkü rüyet orada olmuş. Rüyetin olduğu yer Kab-ı Kavseyn'dir. Şimdi o diğer peygamberlerin miracında bir zaman bir mekan var yani. Evet. Muhammed Aleyhisselam'ın miracında bütün zamanlar, mekanlar. Bitti yer. Hasan abi, rüyetin olduğu yer Kab-ı Kavseyn'dir. Peki müşahedetullah'ın olduğu yer nasıl o, başlayabiliyor? Müşahedet, şuhut edildiği yer. O en zirvesi oldu ya. Mesela müşahedetullah mı ileride yoksa rüyetullah mı? Müşahedetullah ikilemi gösteriyor. Yani iki şey. Rüyetullah da Allah'ın rüyeti ikilemi gösteren şey değil. Esmadan esmaya olur. Cennette rüyetullah mı olacak, müşahedetullah mı? Rüyet olacak. Müşahedetullah nedir? Müşahedetullah, alem şahadetteyken yani. Düşüktür. Şahit olduğun her şey müşahedetullah'tır. O zaman rüyetullah işte zattır yani demek istiyor. Peki rüyete mazhar olunca bir insan ondan sonra onun müşahedetullah mı olmuş oluyor? Başka bir şey mi oluyor? Evet. Tekrar? Kendi aleminde müşahede oluyor. Sonra başka bir rüyetullah oluyor. Yani rüyetullah'tır. Yani Allah'ın müşahedetullah. Rüyetullah'a mazhar olan kişiye zaten müşahedetullah deniyor ama müşahedetullah illa rüyetullah'a mazhar olan değil. Şahit olduğu hani mevcudatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyorlar diyor. Mektubat 18 miydi? 4. 4. mektup da 17. sayfa mı neydi? Ya 17-18. Diyor ki, ismi veduda mazar olan bazı evliyalar diyor, mevcudatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyorlar diyor. Hiç ender hiç olan şu kardeşiniz diyor, ismi Hakim ve Rahim ismine mazariyet verilmiş. Verilmiş ne olmuş? Kaçıyor. Bakın bir daha söylüyorum. İsmi medduda mazar olan bazı evliyalar neticeyi soruyor. O mazar olunca ne oluyormuş? Medduda mazar olmuş. Mevcudatın pencereleriyle vacib vücuda bakıyor. Tamam. Koyduk. Mazar olmuş. Neticeyi de söyledim. Sen şimdi diyorsun ki hiç ender hiç olan kardeşin hizmet imanı Kur'an'ı anında İsmi Hakim, ismi Rahime mazariyet verilmiş. Ne oldu o zaman? Onlar vacib vücuda bakıyorlar da sen mazar olunca ne oldu demiyor. Bir ajanslığı çıkıp gidiyor. 24 attık ya abi. Evet. Şimdi veduta hani bakmıştık yüksek. Bunlar mevcudat. Yani alem-i şehadetten yüksek. Hakim'de derin, Rahim'de artık tamamen geniş. Hı hı. Bakış açısını gösteriyor yani bize. Onu da o zaman da yapayım böyle de. Tabii artık o büyük bir şey. Büyük tatlı yok. Ya siz küçük yazacak. Tamam, doğru.
o gözükmesi lazım ki ezberlensin. Yoksa olmuyor. Uçtu gitti şimdi. Ama yapıyorum şimdi. Derin. Geniş. Burası. Tamam. Şimdi diyor ki yükseğe ne demiştik? Vedud. Vedud. Derine kafa olduğu için değil mi? Genişe de yani kalp ruh yazayım istersen. Ruh dima demiştik. Kalp diyelim değil mi? Şöyle yazalım. Yükseği ruh demiştiniz sanki. Bu rahim. Yani bu okyanus kabul edin. Geniş ruh vusatinde. Hayal suratinde. Derin diyor. Şöyle yapsın. Böyle çevirince zaten bir derin, geniş bir şey yok. Terse öbür taraf, kalan tarafta da. Peki. Böyle değil de abi. Tam şu ters. Geniş hep kırmızı değil de. Yani nasıl yapsanız biliyor musun abi? Geniş yazdığınız nokta, bakılan nokta iki tarafı da görüyor. Yani böyle şöyle bir üçgen gibi o tarafa gelse aslında. Şöyle mi? Yani bakın şu geniş yazdığınız yer, evet, başlangıç noktası. Bir ok yukarı, bir ok aşağıya. İki tarafı da görüyor geniş. Yani dışarıdan şöyle, bakınca. Evet, şöyle. Evet. Hani şöyle değil. Açı gibi. Şöyle mi? Üçgen oldu gene ha. Şöyle mi abi? Evet, evet abi. Hepsi birbiriyle aynı. Her iki tarafı da görüyor çünkü. Her tarafı görüyor. Bu tarafa da görsün. Ne istiyorsun? Zaten görüyor otomatik. Evet, görüyor otomatik. Evet. Bir de yüksek olunca da... Tek bir taraf kaldı ya bu boşta. Evet. Tek bir taraf kaldı boşta. Neresi? Bu taraf da geniş. Sol taraf. Sol abi bak sol. Boşta abi sol şu, taraf. Yani sol. Ha o taraf, o taraf. Ha, o da şey, o da geniş haline. Orada öyle bir mekan, geniş, yüksek bir şey yok. Bir şey yok yani orada. Evet. Yüksek derin, tamam. Geniş bir şey yok. Yani oraya da geniş dedi sen. İki. Genişin o tarafı. Genişin o aynı eksen. Evet. Bu işte bunu tamamlayan kişideki oluşandır. Daire. Nasıl yani orada? Yani daire. Yani bu kabı kavşen vardı ya. Evet. Baksak böyle. Kabı kavşeyi. Yani mantığı şuydu. Mantığını yakalamak lazım. Kabuk kavşen herhangi bir yer değil, rüyetullah olduğu yerdir. Nerede olmuşsa orası senin kabuk kavşenindir. Yani okun çıktığı yere gelmesidir. Şimdi biraz ilerleyelim, fazla meşgul olmayalım bununla. Ben hakikatin hakikatiyim. Sırrın sırrıyım. Çünkü Allah bize sır demiş. Bu mevzular da insanın sırrıdır. O zaman sırrın sırrıyım. Ben ona delilim. Delilin delili de benim. Gerçeğin gerçeği, doğrunun doğrusuyum. Anlayanlar anlar bunu. O senin gözünde görür ama çoğu zaman gözü kullanmaz. Yani o senin, bak o senin, var ya içeride bir şey var. İçeride. İçeride bir şey var. O senin gözünle de görür. Bana diyorum. Burada. Gözümle de görür. Çoğu zaman gözü kullanmadan da görür. O bendeki bir ben var ya, gözü de kullanıyor ama çoğu gözü kullanmıyor. Rüyadaki gibi. Veya bazı
sezişler gibi. Buna hat. Çoğu zaman belki gözü kullanmıyor. Hiç kullanmıyor gibi çoğu zaman. Mesela ben sana bakarken gözü kullanmıyor. Vallahi sarmadı diyor ve hoş adam diyor. Mesela surette göz kullanırken simada kullanmıyor. Simahum fi vucuhihimin eseri sucudun. Secde ettikleri simalarından belli. Kim belli, kim için belli? O sistemin çalışanlar için belli. Bunlar anlayanlar anlıyor. Anlayanlar anlar. Anlamayanlar anlamaz. Anlayan anlamış zaten. O senin gözünde gözünle de görür, gözünde gözünle de görür ama çoğu zaman gözü kullanmaz bu. O onun yeri yok ki ulaşsın. Ulaşmak istediği zaman ulaşmıştır. Çünkü bir yerde değil ki bir yerden bir yere gitsin. Anladık mı burayı? Nerededir kabuk açsan? O bir yerde değil ki ben olan ben bir yere ulaşsın. Olduğu yerdir kabuk kalp seyni. O bir yerde değil. Şu yani sanki bir yere böyle biz fezaya çıkacak hissimiz var yani evet. Bu şekilden de belki. Yani öyle bir şey yok. Eneye koyar mısınız pergelinizi? O mekansız mekandadır. O sıfatsız sıfattadır. O varlıkta yokluktur. Onun yeri yoktur. Yeri olmayanın bir yerde olmadığı için bir yere gitme problemi yoktur. Bir yerden bir yere gitme problemi bir yerde olanların işidir. Ne diyor Mesnevi Nuriye'de 641'de? Yersiz yer. Yani her şeyin her yerde olduğu, her şeyin bir yerde olduğu mekansız mekamına geldiğin zaman diyor, ona kendini yakın hissedersin. Bunlar ne tekerleme yapıyorum biliyor musun? Yani yapılıyor. Kardeşler, biz zaman ve mekan kaydına mahkum olduğumuzdan mekan ve zaman kayıtları düşüncemize kayıt getirmiş. Onun için zamansız ve mekansız düşünemiyoruz. Mesela Risale-i Buna ait çok misaller var. Bir tanesini vereyim çokça. Dünyada bina olur. İçine insan oturur. Sonra güzel şeyler konuşuruz. O zaman Risale'deki cümleyi söyleyeyim. İlk önce inşaat olur. İnşa olur. İnşaat olur. Sonra içeride canlılar oturur. Onun adı ihyadır. Sonra ruhlar olur. Değil mi? İlk önce inşa, sonra ihya, sonra ruhlar. Haşir meydanında diyor Üstad, 10. sözde, ilk önce ruhların gelmesi var. Sonra ihya var, sonra inşa var. En son vücutların inşası var. Anladın mı? Ha, ters yok. Ters yok. Burası da ters değil, orası da ters değil. Buradan bakın. Şimdi ne yapmaya, peki ne yapmaya çalışıyor? Onun gibi çok yer var, tespit etmişti. Bizi 17. lemada dediği gibi, kalbin ve ruhun derece hayatına gir, dünü, yarını, bugün gibi Haziran'da gör. Ruh için demek ki kalbin ve ruhun derece hayatına geçti mi, dün, bugün, yarın yoktur. Mesela yaptığımız ameller mazi değil mi? Ama istikbalde göreceğimizi söylüyor. Yaptığımız ameller gelecekte değil midir şu anda? Ahireti göreceğiz değil mi? Ahiret istikbaldır. Ama mazimiz oldu istikbal. Çünkü mazi müstakbel nedir? Bazılar soruyor. Peki hocam ahiret nerede? Senin geçmişin neredeyse geleceğin de oradadır. Geleceğin neredeyse geçmişin de orada olduğu gibi gelecek neredeyse var mı? Var tabii diyor. Ha, neredeyse ahiret de oradadır.
Şimdi onun yeri yok ki ulaşsın. Peki peygamberimizin miracı da mı o dediğiniz gibi? İkisi de olmuş. Çünkü biz kalben ve ruhen, o bedenen ve ruhen. O zaman yani kalben ruhen ne bizim şeyi ayırmak bizim, lazım. Tabii. Yani bizim yapabileceğimiz zaten bedenen olmayacak, cismaniyetimiz olamayacağı için. Ruhen ve kalben. Kalben olduğu için bir yere gitme gibi bir şey değil. Yok. Mesela peygamberimize olmuş bu. Bu miraç peygamberlerde var ama peygamberimize miraç-ı ekber olmuş. Ne olmuş? Peygamberimiz cismen de gitmiş, arkadaş aldı diyor. Gözünü kulağına diyor Miraç Risalesi'nde. Ama diğer peygamberlere mesela çalıda olmuş, denizin içinde balıkta olmuş, ateşte olmuş. Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tahallük eden bir vazifesi olacağından dolayı cesetle gitmiş. Diğerlerinin kainata tahallük eden vazifesi yok. Yani o gitmiş ona diyebiliyoruz ama bizde gitmiş olmuyor. Yani diğer peygamberlerde de yok. Bulmak evet. Var biraz daha. Evet. Yani mesela bak, Nur-u Tevhid, bak Nur-u Tevhid, Sır-ı Ehadiyet, Sır-ı Ehadiyet var ya, Nur-u Tevhid içinde inkişaf etti. Bak, Sır-ı Ehadiyet, ikinci şuada diyor ki, Allahu Ehad. Altı tane ismi Cem-i Cem. İsm-i Azam demek, zatı zaten müşahede etmek anlamında. İsm-i Azam zatla alakalıdır. Ama zat-ı müşahede deyince mec'ul de zat-ı müşahede etmek değil mi? O miraç-ı ekberi de oluyor. O zat. Ama burada zat ama bizimkisi ise şöyle bir şey. Çizeyim de daha önce çizmiştik. Aynı anlaşılır. Bak şimdi. Ben burayı siliyorum, şurayı. Sağ taraf da o yuvarlak da silinebilir abi, o taraf müsait. Aslında o tamam. Kavisyen planı da silerseniz bir yer çıkarız. Tamam. Orayı da silin, orayı şey yaparız, hani kullanmak istiyorsanız. Tamam. Bak şimdi bu çok... Bence çok önemli bir şey inşallah diyeceğim şimdi. Allah başka, Rab başka. Allah bizim dışımızda bir şey. Herkes Allah'ı görecek demiyor. Rabbini görecek. Şuralar Rahman, Rahim, Kerim, Vedud, Latif isimler var. Yani seni meydana getiren bütün esma. Burası Allah'lık hakikati. Esmalar yani. Şimdi bu tecelli ediyor. Şurası tecelli ediyor, esma. Esma tecelli ediyor. Esma tecelli ediyor. Esma tecelli ediyor. Esma tecelli ediyor. Son çizgi olsun, esma tecelli ediyor. Bu her bir mertebesi nokta hakikattır. Çünkü nihayetsiz meratip var hakikatta. Tamam mı? Esma tecelli ediyor. Neden nihayetsiz dediniz abi? He? Nihayetsiz dediniz. Mukayyet olmadığı için. Hadsiz niye demediniz? Hadsizi de böyle yapacağım. Hadsiz ve nihayetsizdir. Esma hadsizdir. Nihayetsizdir. Hadleyen ve nihayetleyen
işaret alemidir yani Esma'ya. Evet. Ortaya bir kumaş çıktı değil mi? Bu kumaş kaderdir. Bunu kesersin, şalvar yaparsın, gömlek yaparsın, uzun koylu, kısa kollu, eğik, büyük, sana aittir. Kader kumaştır. Giydirilen elbisedir. 26. sözde sana o elbise verilen nimetler. Şimdi bir şey anlatacağım başka. Bu kumaş kaderdir. Nasıl biçersen biç. Sana kader elbise verdi. Biçmesi, şekilleri sana aittir. Ama bunun dışına çıkamazsın. Böyle de diyebiliriz. Daha önce 10-15 sene, 10 sene önce vermiştik biz Zeytinburnu'daki misali, biz top oynuyorduk pazar günü de unutmuyorum. Şimdi stadının bir kuralı var. Hatırladın değil mi? Stadın bir kuralı var. Yani Türkiye kurgulayamaz onu. Türkiye'nin işi değil. UEFA mı ne diyorlar? Değil mi? Top sahasının büyüklüğü var. Penaltının bir yeri var. Çizgide korner morner dedikleri var ya, kaçma. Bir kural var. Zeytinburnu dersen önünde stat vardı, toplanmışlar orada. Bu kural kaderdir. Yani orada oynayan futbolcu, o sistem içinde, kural içinde kuralı var adamın. Kural içinde kendisi kuralı var. O sistem içerisindeki kendisini bütünlük içindeki tercihler içerisinde tercih yapabilir. Bak, tercihi bütünlüğü içerisinde tercihleri yapar. Bu senin elindedir. Abi o kurallar bütünlüğü ezeli midir? Senin kaderin midir? Kader ezelidir. Kader ezelidir değil mi? Ha, kader ezeli içerisinde. Mesela güneş doğmasın mı doğmasın mı? Senin elinde değildir. Güneş doğar. Ama doğduktan sonra ne yapacaksan senin elindedir. İstersen namaz kıl, istersen şarap iç. Yani top sahasının dışına çıkamazsın futbolcuysan. Yani mahluksan bu mahlukiyetin içine çıkamazsın. Yani kader demek işleyen sistemin bütünlüğüdür. İhtiyar ve irade bunun içerisindeki tercihlerinin bütünlüğüdür. Niçin kader çok zor olmuştur bu noktada? Kimisi bu sistemi nazara almış, kimisi sistem içerisindeki tercihleri nazara almış. Yani o bütünlük, çünkü kader esma-i fiiliyenin bütünlüğüdür. Miktar ya, sistem şimdi. Ben dersten çıkarım da giderim, ders yaparım da yapmam. Bana ait ama bu sistemden çıkamam. Şimdi kader hayatın kendisidir. Esma-i ustaların, fiili esma-i ustaların bütünlüğüdür. Sen bunun o futbolcu kendi yeni bir kural, yani buradan penaltı sayılmasın diyebilir mi? Yok. Diyemez. Ama o sistem içerisinde kendi kurallarını işletir. Ha, kaderin içerisinde benim ihtiyarım ne kadardır iradem? Futbolcuya çizilen sistem içerisindeki kendi sistemi kadar. O oyun içinde oyun oynayabilir. Onun dışına çıkamaz. Kendi kabiliyetinde abi. Yani istidadını kabiliyete döndürebildiği kadarıdır evet, onun kaderi. Kaderidir. İstidat yazılımdır. Onu eyleme dönüştüğün, bir fiile dönüştürdüğün miktara kabiliyet deniliyor. Kabil olmak. Kabiliyet, istidatla kabiliyet arasındaki fark. İstidat yazılımdır. Kabiliyet o yazılımın dışa vuruşudur. Kanun namus gibi. Yani kaderi anladık mı? Evet. Kader, esma-i fiiliyenin, esma-i usta değil. Esma-i bu doğayı, bu kainatı yapan cilve cemal nakış sanat bütünlük içerisinde bütün. Mesela futbolcu diyebilir mi? Burası penaltı sayılmasın diyemedi gibi. Ben diyebilir miyim futbolcuyum? Güneş bugün doğmasın ya. Yani hava şöyle olsun. Olmuyor. Senin Allah belanı versin. Olmuyor. Çünkü onun belası olup olmayacağını sistem söyleyecek. Yani şu alemin içinde herkesin ayrı bir alemi var diyor yani. Evet. Yani kader yaşadığımız
hayatın tümüdür. Önü, arkası, sağı, solu. Bu sistem içerisindeki tercihler senin lehine ve aleyhine döner. Ustad da diyor ki, bu sistem zaten dönüyor diyor. Bu zaten akıyor. Lehine, aleyhine şunla çevirebilirsin diyor. Deşir, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Deşir diye kodladık baş harflerini. Akan zaten akacaktı. Bu saat, biz bu kamptayız. O burada olmasaydı zaten bu saat geçecekti. Biz bunu dua ile, fiili dua, iman ile sahiplendik, şuur ile ihtiyacımız hissettik, rıza ile zorla yapmadık. Takdir ettik, tercih ettik. Bu zamanı lehimize çeviriyoruz. Zaman, iyi dinleyin şimdi. Zaman, bu kumaşın bu tarafta atılan ipleri, mekanda bu kumaşın içerisine bu tarafa atılan ipleridir. Zaman ve mekanı dokuyan, kumaş yapan esmaların ortaya çıkarttığı kumaştır kader. Yani bunu bir anlasak var ya, yani hissetsek, bir daha kumaş, tezgah biliyorsunuz, bir böyle atar, yani Doğu, şey, Anadolu insanı, İç Anadolu insan bilir. Çocukken ortaokulda da bizde halı dokutturuyorlar. Bir böyle iplik var, bir de böyle atılırdı. Bu ipliği senin değildir, tercih değildir bu iplik. Bu senin şekil veriyorsun. Tamam, renk veriyorsun, farklı renk koyuyorsun. Ama yöntemi yapman lazım. Şimdi bu kumaşın esma-i fiiliye bir zamanı dokuyan zamanı, bir de mekanı dokuyan ve zaman ve mekan bütünlüğünde ortaya çıkan bir kumaştır. Şu hayat kendisi kumaştır. Yiyeceğiz. Şimdi gene konum bu değildi. Ama bu kader. He? Oradan ona geçecek miyiz? Evet, geçeceğim. Şimdi bu kaynak itibariyle hat, bak şey, hatsız, nihayetsiz. Tamam. Onu hatlayan kim? Şimdi mevcut. He, bunlar vücut. Kabiliyetsizliğimiz. Şimdi bu Allah tarafı. Şimdi hepimiz ben şuradan bu nihayetsiz olsun da bu ben birkaç tane. Şuradan başladım, şöyle şöyle gittim. İrfan, bu kesişen noktalar var ya abi, şu esmanın bir böyle, bir böyle. Kesişen noktayı alıyorum İrfan, beraber alalım abi. Şu abi, bu. Yani öyle düz bir adamı var, dalgalı olmaz bize ya. Şimdi bunu, bu senin Rabbindir. Bu ise Rabbul Alemin'dir. Bu oluyor yani. Şimdi Rabbini görecek demek, beni meydana getiren esmaların hayatımla kesişerek dişir, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile lehime çevirdiğim miktarlar benim Rabbim oluşturuyor. Cennette onu göreceğim. Kendini göreceğim. Bu. Evet. Anladın mı? Herkes Rabbini görecek. Evet. Kimisini şöyledir bu. Şöyle. Kimisinin böyledir. Rab'la hiç alakası yok. Hiç dibe doğru gitti. Bu dilden başladı, bu dilden bitirdi. Bitti. Yani sırf şey, esmanı, cil ve cemanlar şey sanatı oldu. Rabbi öyle bir şey yok. Çıkamadı yani, değil mi? Şeyde abi, önceki demiştim, mesela şimdi cennette Rabbini göreceksin, cennet arşın altında. O zaman kalb-ı kavseyine çıkmadan Rabbi görülebiliyor.
Kab-ı Kavseyn'de görülen ise nedir o zaman? Rabbül Alemin olabilir mi? Bu Rabbül Alemin'dir o işte. O Miraç Ekber oluyor. Şimdi mesela diyor ki, inşallah her Müslüman cennete gidecek Osman. Adam cennette ne anlıyor? Huri anlıyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Dert keder. Ne istiyor? Verilecek. Adam bunları duymadı. Bunları. Ona istediği verilecek. Ona Rabbi. Ki Muhyiddin Arabi Fususi Kemin'de hadisi şerifi zikrediyor. Şöyle diyor. Cennet eğlenen der ki diyor. Bir tecellidir Allah. Ben sizin Rabbinizim der. Cennet ehli der kimmiş ki, en az üç kişiymiş orada. Senden Rabbimize sığınırız. Yani sen de iyisin diyor. Korkuyorlar. Sonra Rabbul Alemin Rab olarak biraz daha aşağı iner. Onlar seviyesine. Rabbinizim der. Senden Rabbimize sığınırız der. Bak senden kendi Rablerine. Sonra dermiş ki, sizin Rabbiniz kimdi, nasıl bir şeydi? Git alimlerinize sorun, öğrenin. Onlar öğrenirler, Allah onların öğrendiği gibi Allah'ıma veya Rabbul Alemin zuhur eder ve cennet ehli der ki, evet Rabbimiz sensin. Yani biz Risale-i Nur'u dışarıda birisini anlatırken Risale-i Nur'u anlatmıyoruz. Risale-i Nur'un bizi bıraktığı iz. Anladığımız Risale-i Nur'u anlatıyoruz. Aslında anlatamıyoruz. Anladığımız İslamiyet'i anlatıyoruz. Anladığımız Rabbimizi anlatıyoruz. Rabbul Alemin'den anlatmıyoruz. Anlatamayız da bilmiyoruz. Benim anladığım bu Rab, kişi Rabbini görecek budur. Ama buradaki şey, bütün bunun dışında alem yok ya. Bu arşın arştaydı çünkü bu söylediğim yer arştan için arş perdesiz esmaların tecelli ettiği yer. Burası Allah-u Alem Osman'ın dediği gibi Rabbul Alemin'dir. O da peygamberimize mi mahsus yoksa her mümin hani o kapıyı açık bıraktığı için gidebilir mi o yolda Rabbul Alemin'i görüyor? Bu dünyayı mı soruyorsun cennette mi? Yok buradayken. Ha buradayken bu Miraç var. Kapı açık bırakılmış. Var. Çünkü niye? Sari ifade var. Diyor ki Miraç Risalesi'ne gitti, geldi, o kapıyı açık bıraktı. Ama etkiye ümmeti zaten ne diyor kendisi? Gidiyorlar diyor. Giderken söylüyor. Ama şöyle olsaydı, gittiler, gidecekler, gidiyorlar. Aa gidiyorlar şey. E gittiler görmediğim için. E gidiyorlar görüntü olduğu için. Ha, Miraç Risalesi'nde bu kapı açık olduğunu söylüyor. Ama bir şeyle o cismen ve ruhen gitti. Biz ruhen bak onu yazayım ki cismen ruhen biz de ruhen ama cismen değil kalben. Bu yazı şimdi oturdu değil mi? Cismen ve ruhen bir kişi olmuş sadece. Bir kişi yani. Evet. O da 33 tane Miraç olmuş, bir tanesinde olmuş. Onun adı da Miraç-ı Ekber-i Muhammedi. Altıncı şu anda söylüyor. Miraç-ı Ekber-i Muhammedi de söylenen o sözler demekle Miraç askerde olduğunu ima ediyor. Mehmet abi bir şey mi istiyorsun abi bizde? Tamam abim ben istiyorum bunu abi. Ha söyle. Söyleyeceğim. Şimdi iki şey Hasan abi. Birincisi şurada Hasan abi. Herkes senden Rabbimize sığınırız dedikleri noktada Hasan abi. Senden Rabbimize sığınırız dedikleri noktada Hasan abi. Rabbul Alemine mazhariyet göstermedikleri için korkuyorlar. Mesela biz burada Rabbul Alemini tanısak yani şuna mı benziyor? Bizim bir yıldırımdan korkmamız, elektriğe çarpılma korkusu mudur bizim Rabbül Alemin'den Rabbimize sığınmamız. Yani ben Rabbül Alemin'e mazhariyet göstersem yıldırımdan korkmayıp elektrikten ürkmeyecek miyim Hasan abi? İşte ona diyor ki ona diyecektim ama konu geçti. Şimdi cennette ne anlıyor abim? Tamam. Huri'de bir anda her yerde olmak der.
İsteyene verilecektir. Daha soracak kula. Ne istiyorsun? Bildiklerini daha isteyecek. Daha ne isteyeyim diyecek değil mi? Daha öyle diyormuş zaten hadisler. Evet. Daha ne isteyeyim? Peki şimdi seni cennete koydular. Hiçbir şey yok olmayacağına göre gafur. Allah aşkına senin tabirinde. Cennette demeyecek misin ya Rabbi? Bodrum'da kamptaydık. İstanbul'da bir sürü dersteydik. Afyon'da yaptık. Afyon'da yaptık. Tamam. Bu lef-i mahfuz varmış ya Rabbel alemin. Ya Rabbim değil, ya Rabbel alemin. Arş var, lef-i mahfuz varmıştı ya Rabbel alemin. Evet kulu vardı. Arş azam vardı. Bizim tepemizde arş var. Ya Rabbel alemin bu kapı karşısından bahsediliyordu. İmkan hocam. Ya Rabbi cennet her isteyen, her isteyeni, ben onları istiyorum. Deyince reddedilemeyeceğinden ve diyeceksin ki sen inşallah ya Rabbi burası benim türevim. Yani insanda yaratılmış. Çünkü insana hizmet etmek için vardır cennet. Hizmet var. Bu binadan kıymetliyim ben. Çünkü bu hizmeti ben alıyorum. Ben olmasa bunun hiçbir değeri yoktur. Tamam mı? Cennetten hizmet alan benim. Hizmet veren odur. Hizmet edecek bana. Yani insan Allah'ın sırrıdır. Tamam mı? Sırlar hazinesidir. Allah'ın sırrıysam ben bana neyim? Sırrın sırrıyım. Sırrın sırrıyım. O zaman diyeceksin ki ya Rabbel alemin, o arş-ı azam kabuk hafse nasıl bir şeydi? Ki İsa Aleyhisselam ayetinde vardı. İsteyene verilecektir. Peki müjde olsun diye söylüyorum. Verilecek size. Niçin? Verilene verilecektir. Zaten verildiğine delil verilmesidir. Emirdan da söylüyorum. Hizmetimizin ücreti hizmetin kendisidir. Kapı abi diyecek ben seni istiyorum. Hizmetin ücretleri ilk defa bu kadar net anladım. Bu cahil hissettim. Mesela bak İstanbul'dan geldik. Bu kadar masraf sıkıntı çektik. Ama şu anda bende de ve sizde de öyle zannediyorum ki cennet asa bir hayat var şu anda. Evet. Bir bahar esiyor. Evet. Bu kendisi neticeyidir. Bununla bir şey istemeye yüzümüz yok. Yok. Zaten bu bir alet olur o zaman. Şu aletim zatın zahir olmasından huzur oluyor. Zahirden çıkan huzurdur. Şimdi ben bununla bir şey istesem Allah'a verip başka bir şey alıyorsun Allah'tan. Huzur almak için Allah'a alıyorsun, veriyorsun. Veriyor, Allah'a veriyorsun. Ahmet bin Hanbel'in şeyine benziyor, Fıkhı Ekber'de yazıyor. Ben isim veriyorum, kitap veriyorum ki itiraz bana yap. Fıkhı Ekber kütüphanenizde vardır. Hanefi mezhebi ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın, Hanefi değil, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın İtikat kitabının usulünü anlatan kitaptır. Orada bakın 347. sayfada İmam Azam Allah'ı gördüm diyor. Hazreti Ali gördüm diyor. İmam Ebu Yusuf gördüm diyor. En ilginci Ahmet bin Hanbel. En genç imamdır. Ahmet bin Hanbel'i çok ilginçtir. Allah'ı gördüm diyor. O da Sahih Buhari'yi de görmüş. Sahih Buhari de ilginçtir. Hemen bunu unutturmayın bana. Sahih Buhari söyleyeyim lazım olacak. Sahih Buhari Allah'ı görünce Ehl-i Sünnet'te caiz şeydir Allah'ı görmek. Ey Muhammed demiş. Adı Muhammed'dir. Buhari'de olduğu için Muhammed el-Buhari demiş. Ben de ne istiyorsun deyince hiçbir şey diyemedim dedi. Ondan sonra dedim ki ya Rabbi senin huzuruna imansız gelmekten korkuyorum. Allah teminat veriyor. Diyor ki ey Muhammed sabah namazının sünnetinin sonunda biz tesbihat var ya tesbihatın sonundaki şu duayı sünnetten sonra farz arasında sünnetin hemen peşinde okursan imanına ben kefil olacağım. Ya hayyum ya kayyum ya beliyusun muhatırlar yazar celal-i ekran Allahümme inni eselike en tuhiyye kalbi bin nuri marifeti kebeden ya Allah ya Allah ya Allah bir ya hayyum ya kayyum ikinci üçüncüsünde aynı şeyi tekrar edeyim. Ya hayyum ya kayyum ya bediüsü muhatırlar diye yazan celal ve ikram. Allahümme inni eselüken tuhiyye kalbi bin nuri. Marifetik ebeden ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Rahim
Rahmetike ya Erhamer Rahimi. Elhamdülillah Rabbil Alemin dersin. Şimdi Ahmet bin Hanbel'e geliyor. Bunu niye söyledim? Sabah namazının sünnetinden sonra bunu okursanız o kanun kendisi Buhari'nin şeyinde başında koydu bunu. Ustad Hazretleri de Buhari için ne diyor? Buhari'yi de görmek, işitmek, sahabeden işitmek gibidir. Değil, öyle mi diyor? Buhari'yi de görmek, sahabeden işitmek gibi. Gibidir, bitti. Ha, Ahmet bin Hanbel'e ne demiş? Bu daha garip. Ahmet bin Hanbel'e Allah'ı görünce, ya Ahmet benden ne istiyorsun dedi. Hiçbir şey diyemedim diyor, fıkırlıklarda yazıyor. Devam etti Rabbim diyor, Allah demiyor. Dedi ki, ya Ahmet sen benden bir şey isteme. Zira o benden bir şeydir. Sen beni iste. Anladın mı? Ahmet bin Hanbel'i mi? Evet. Allah öğretiyor istemeyi. Ey Ahmet ben de ne istiyorsun dedi. Hiçbir şey diyemedim. Rabbim devam et dedi. Ahmet benden bir şey isteme. Benden istediğim benden bir şeydir. Ben değilim. Benden beni iste dedi. Ya. Ne kolay. Peki niçin dedim bunu? Hizmeti verip de bir şey, bu huzur verilip de Allah'ın zatı Latife-i Rabbaniye'de zahir olduğunca Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Kendisi görmesi nasıl bilmiyorum. Kulağın görmesi gibi sesi, burnun kokusu, kokuyu görmek, koku var diyor. Gördüm. Neyle gördüm? Burunla. Bunu nerede kullanıyor? 26. Lema'da diyor ki, o diyor Ermenilerin işgali altındaki diyor şehri anlatırken diyor ki, bunları gözümle değil kulağımla görüyordum, kulağımla değil gözümle işitiyordum. Ha, şimdi Allah'a görüyor. Latife-i Rabbani gördüğüne delil, dersteki huzur, Kur'an okurken huzur, şu andaki veya namazda, yani şu an veya namazda, Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya şu andaki sükunet, uydurukçasıyla armoni, denge, bütünsele gelmek. Tamam mı? Bir orkestra şeklinde farklı ses ama aynı notayı vuruyor, buna armoni diyor. Ama değişik notalar vursalar dezarmoni, yani gürültane oluyor. Şu anda huzur olması demek, bütün o esmalar şey gelmiş, senteye gelmiş. Bu Latife-i Rabbaniye Allah'ı gördüğüne değilmiş. Ama kör olası cehalet, kahrolası o cehalet, görmeyi göz şeklinde şakmış. Hani var ya, emaneti getirdim diyor, herkes kaçtı diyor. Ben tiyatro yapıyorum. Herkes kaçtı diyor, içine bir tane çay, ver bana, ver bana dedi. Ver dedi, ver bana dedi, aldır diyor. Kim o? İnsan. İnsan. Ama ne diyor? Ne kadar cahil ve zalim idi diyor. Ne yapacak peki? İnsanoğlu niye aldı peki? Çünkü aldığı şey cehaletini ve zalimliğini kaldırmak için almış. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Niye Allah onu öne çıkartıyor? Zalimdi ve cahildi. Madem cahildi, niye bu kıymetli şeyi aldı? Cahil alır mı? Çünkü insan cahilliğini bilen alimdir. Çünkü cahilliğini bilmek için ciddi bir bilmek gerekiyor. O bilmenin sonucudur cahilliğini bilmek. Bilmemek değildir cahillik. Bilmediğini bilmektir. Peki insanoğlu niye aldı onu? Şunu kaldırmak için. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. O aldığı şey ne işine yarayacak? Cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için idi. Kahrolası diyor. İki yerde diyor. Kahrolası diyor. O diyor. Şöyle yaptı. Tamam. Allah başka bir şey. Rabbim başka bir şey. Bu kumaşı anladık değil mi? O kader kumaşına esma-i fiiliyelerin, tamam mı? Zamanı oluşturan ve mekanı oluşturan zaman ve mekanlar ille kumaş bu değil. Aha, bu kumaştır kardeş. Deniz kumaşı bir model. Gittik oraya yüzdük. Geldik yemek yiyeceğiz bilmem ne yapacağız. Bu kumaşın bir deseni, bir merkezi, bir görüntüsü. Ondan sonra hayattaki yaptığımız zıkzaklarla dokuduğumuz kumaşın şekli, elbise
Usta diyor ki, duygular libasıyla, demiyor mu? Duygular libası, hissiyat libasıyla, imana libas diyor. Hayatın kendisi oysa iman. Emin olduklarımız. İman, ruhunuza iman libası giydirin diyor. Kur'an'da takva libası geçiyor. Takva libası var. Vela, bir de mesela 20. sözde, sıralamaya bakın Murat bunu, Allah razı olsun, güzel bir şey, nazm-ı muani çözmüş. 20. sözde, ilk önce hangi peygamber var? Süleyman Aleyhisselam, yani doktorun Süleyman diye. Niye onu koymuş ilk önce? İlk önce Adem Aleyhisselam koyması lazım. İlk önce Süleyman'ı koymuş. Sonra kimi koymuş? Musa. Musa'yı koymuş. Onu İsa'yı. Sonra kimi koymuş? İsa'yı koymuş. Sonra kimi koymuş? İbrahim. Davut. Sonra? İbrahim. Ama abi bir şey söyleyeceğim. Davut'tan sonra Süleyman'dan yine çok bahsediyor abi. Acaba tahayyülün oraya düşündüm de tasdik galiba. Değil mi? Tasdik. Bir daha giriyor oradan. Bir daha giriyor. Tamam, bir daha giriyor onu. Neyse sistemi şey yapacağız gene. İlk önce Süleyman'ı anlatıyor. Tuhaf değil. Risale'deki Nazm-ı Nâ var ya, diziliş ve gayesi. Murat maşallah o konuda kabiliyeti gelişmiş. O ayrı, o dizilmiş hakkında bile derstir. Niye diye. O bir derstir. Niye Süleyman? İlk önce neyle inşa olacaksın? Terbiye yöntemi. Bir babanın evladına Süleyman vari davranacak. Sonra nasıl davranacak? Musa vari davranacak. Musevi meşrep olacak. Sonra nasıl davranacak? İsevi meşrep olacak. Sonra nasıl davranacak? Davudi davranacak. İbrahim'i davranacak. Adem'i olacak. Muhammed'i olacak. Yani peki Adem'i koymuş ya tam bu tarafa yüzeyse bize yakın. En dipteydi o. Hı hı. Tamam mı? Süleyman. Hava. Musa. Kelam. İsa. Kudret. Kudret. Dima. Davut. Sen. Hı hı. Ve sen gidiyor. Neyse. Biz gene gelelim buraya. Şu burası bitti. Şimdi geçiyoruz. Deftere. Abi bence devamını getirdim şu anlamda. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için hayat demiştik değil mi? Hayat. Evet. Yani oraya gelemeyen Hasan abi aslında hayat bulmamış mı oluyor? Yani kaderini tamamlamamış oluyor. Görünürde zahirde bir kaderi varmış gibi bir yaşantısı var. Aslında Adem'e mi gidiyor yani? Adem'e. Hayat bulmamış oluyor. Evet. Hayat bulmayan kader bulmuş olabilir mi? Adem'e mal oluyor. Adem'e mal oluyor. Mesela bir misal söyleyeyim bunlarla alakalı. Kafir uyudun. Rüya görmedin. Neredesin? Ne buradasın, oradasın. Adem. Rüya gördün kardeş. Burada değilsin, oradasın. Ya kaza? Hem buradasın hem oradasın. İki tarafa da gitmeliyorsun. Hayat ne kaza. Şimdi adam gibi adamlar meyveyi koparıp veriyor buradakilere. Dersten sonra dersin meyvesi var ya, geylani. Böyle elini uzatıyor, getiriyor, meyvelendiriyor. Öyle mi? Bu adamın imanı nasıl ya? Bu insanın imanı nasıl? Nasıl bir zirve değil mi? Tutup veriyor. Mesela cini inkar edenler var. İman neydi? Gaybadır. İman edenler var. Benim için cinlere iman etmek yok. Yani senin ve benim gibi. Niye? Yani öyle görmeme değil yani. İlle göz seviyesi değil. Sen ne kadar kesinse benim alemimde öyle. Gayb değil artık. Yani dolayısıyla imandaki o meratipten uçtan uzakta mazar olduğun şeyler. Mesela adam hala ruhaniyeti sorguluyor. Ruhani var mı? Benim için zaten o sorgulama senin için de yoktur ki. Benim için, ben konuştuğum için konuşuyorum, sen de öyle. Senin için artık şüphe mi var? Hmm. Ama biraz herkes hayatında yaşamıştır. Bazı şeyler yaşayınca şuhut oluyor. Benim için gayb değil ki artık. Senin için de öyle. Onun yeri yok ki ulaşsın.
yani enenin bir mekanı yok ki gitsin. Orada oluyor. Nur-u Tevhid, sır-ı ehadiyet Nur-u Tevhid içinde. Olmuş. Nerede oluyor Miraç? Miraç'ın anlamını bize, zeminini anlatıyor Gafur. Nur-u Tevhid içinde sır-ı ehadiyetin oluyor. Nur-u Tevhid neresi abi? Mekanda mısın hala ki neresi diyorsun? Yok yani ne diye tanımlayacağız? Nur-u Muhammed'i diye mi şey yapacağız? Nur-u Muhammed'in inkişafı nispetindedir sende. Yani Resulullah'ta oluyor yani. Yani onun hayatının dışında zaten bir şey olmuyor ki. Hep orada cereyan ediyoruz. Top sarısının içindesiniz. Sırrı ehadiyet ile zat-ı ehadiyet arasındaki... Farklı. Diğer peygamberler için sırrı ehadiyet derken peygamberlerin zat-ı ehadiyet diyor. Evet. Nur'u tevhid deyince ben şey anladım yani mesela mahlukata, mevcudata bakan yani nur tarafına bakan tevhid. Tevhidin zirvesi ya. Nur'u tevhid, tevhid farklı mesela illaki. Öyle yani nur'u tevhid mevcudat veya şecelikata bakan taraftaki bir tevhid. Onlardaki tevhide gelme, nur tarafı yani gibi. Tevhidi çözmeden bu taklidi bir cevap ver. Öyle mi? Tabii. Tevhid nedir? Vahde, vahdaniyet, ehad. Ehadiyet, yani vahidiyet, tevhid. Tevhid, zatla değil, sistemle alakalı bu. Mesela Allah diyoruz, Allah'ın birliği. Tevhid Allah'ın birliği değil. Ama şeyde de tevhid olur ya, oradan mesela mana tarafında düşünürseniz, esmaları da tevhid etmek var. Evet. Sıfatları tevhid etmek. Evet, var. Şuna zata gitmek, orada gitmek da tevhid için. Demek var. Tevhid demek. Yani bir sistemin birliği var. Tamam, sistemin birliği var. Bir de farklı farklı sistemdeki farklılıklar bir şeye odaklamak var. Bir de bunun dışında olan bir zat var. Yani farklıdır mesela tefaul. Babu kişinin üzerine cereyan ediyor. Mesela tahayyül. Bir de hayal var. Hayali kullanan zat tahayyül. Bir de o hayali kullanan zat var. Bir de kullandıktan sonra ortaya çıkan var. Üç tane şey değil mi? Biraz da gideyim, keseriz. İyi misiniz? Elhamdülillah abi. Letife-i Rabbaniye coştu. Şey, bak bu cümleyi kaçırmamanı isterdim. Bir daha üç defa okuyayım. Onun yeri yok ki bir yere ulaşsın. Hayatın kendisi, miraç. Din hayatın kendisini, din hayatın hayatı hem nuru hem esansı. İhya-i din ile olur. Bu milletin ihyası değil ya. Namaz kendisi, namaz kendisi hayattır. Hayatın kendisi namazdır. Hayat, kumaş işte. Her adım attığın yerde kumaşın bir şeyine basıyorsun. Yani kumaşın makas gidecek ya. Senin dolaştığın yerlerde kader ilahi kesiyor makası. Sonra o elbiseyi sana verecek. Ha senin dokuduğun elbise bu. Kader bu. İnşallah biraz kader alemimizde çözülmüştür. Çok. Bütün öğrenimlerim ona aktarıyor ama o yok ki. Ona aktarılan ne abi? Aktarılıyor dedi. Ve öğrendim her şey şu andaki. Yani kalbi kalbisi nereye aktarılıyor? Eneye. Ha eneye. Eneyi kastediyorsunuz. Bu o aktarıyor ki o orada cereyan edecek bir şey. Ettiği an veya mekan ne dersen o senin kabı kalbisinin olacak. Devam edelim de biraz daha. Onun için alemi şahadete sürgün edilmişiz. Edilmiş deriz. Biz sürgünüz kardeş. İsa Aleyhisselam'ın öğretisinde her doğan suçludur. Suçun sebebi niye doğdu? Biliyor musun Hristiyanlıkta? Ondan yıkanırlar değil mi? Vaftiz. Vaftiz ondan. Suçludur. Yıkanınca temizlenir. Her doğan suçludur. Çünkü niye? Babanız sizin adınıza kusurunuza bedel ödedi. Orada. Siz oradan buraya niye geliyorsunuz? Yani içerisi bütün hani çürük değil böyle kırpıntı bir şey kalmış.
biliyorsunuz. Dani hakikat var. Tabii. Mesela İncil 300 sene sonra kaleme alınmış peygamberden sonra. İsa Aleyhisselam vefat etmiş. Anlayan, duyan, duyduğunun, anladığının yazabildiğini. 3 tane nesilden sonra yazılmış. O kadar hurafe girecek tabii. Ama doğdun mu? Doğma ile suçlusun. Niye doğdun? Onun için alem-i şehadete sürgün edilmiş deriz. Nasıl ki çekirdek mevcudattan beslenip ağaç vücut olmak için ene de alem-i şehadet ve şecer-i hilkatten beslenir ki hakikat alemlerine sahip olup kendini ifade etsin. Çekirdek vücut vücut bulması için mevcutları kullanır. Şu kainat vücuttur, mevcuttur. Onu anlamlandıran kişide bu kainat vücut buluyor. Onunla vücut bulur diyor. Tamam mı? Manasız mevcudat. Manasız bir kitap olarak kalmıyor. Evet. Yani şu mevcudat, şu mevcudat diyor. Onun çok sari ifade geçen pazar günü sen okumuştun. Yani çok sari mevcudat insanla anlamını bulma nispetinde mevcut vücut buluyor. Yoksa adem atılıyor. Vücudun dilsiz dilidir Adem. Vücudun dilsiz dilidir Adem. Abi şu metot var ya mükemmel oluyor. Adem, insan. Hani, akıldan bahsederken ika diyorsunuz ya bu devenin kuyruğunu birbirine bak. İlk dersten beri, şimdiden beri de kullandığımız ifadelere bir dikkat edersek yani işte mesela varlıksız varlık, vücutsuz vücut vesaire hani bahsediyoruz ya. Yani aklı kendi kuyruğuna bağlıyoruz. Mesela kabı kavsiyeninden bahsediyoruz ya mesela. Ne imkan ne vücut ortası. He diyoruz geçiyoruz. Ne anladın akıl? Kuyruğuna bağlıyorsun. Akılla çözülmez ki. Onu bağladınız ya. Aklı bağladıktan sonra... Sen dur burada. Bana emrazı kaybolma. Kaybolma burada dur. Emrazı kaybolma. Akıl burada devre dişi zaten. Farkında değiliz. Ha. Ama bu kardeş biraz... Kalkın üstüne atıyoruz. Tamam mı? Şu anda bir huzur olunca akıl devrecek. Eğer akıl öne çıkarsak bu huzurumuz götürür. Başımıza hem bela hem de konuşur durur yani. Evet duruyor. Allah bir mana verdi şimdi abi. O peygamber sen Burak'a bindi ya. Gittin Mescid-i Aksa'da. Burak'ı duvara bağladı. Sonra çıktı yani. Biz de bunu bağladık mı çıkabiliyoruz ancak aklı yani. Bağlamadık mı bir yere çıkamıyoruz. O da onun tefekkürü. Oysa Burak da nereye kadar gitti? Bu bağlamayı bilmiyorum. Burak sanlarıydı. Zan demiştik Burak. Burak sanlarının cemiyidir. Ama öyle bir zanı vardı ki gafur. Allah diyor ayette. Allah Allah. Şaşırmadı. Kalbi yanılmadı. Öyle Allah hakkında ve alimler hakkında zanlı doğruydu ki. Tabi canım böyle olacaktı. Herhalde tabi ya. Tabi. Yani peygamberimizin zanları o alemi dolaşınca hep yerine oturdu zaten. Öyle değil. Hayret etmedi. Böyle imanı vardı. Tasdik işte. Akıldan şey. Ha, zanları da hakikatin ta kendisiydi. Biz bir şey görünce yeni biri Allah Allah ya bu nasıl bir şey beklemiyordu falan. Zanların farklıydı. Onun zannı oraya Mescid-i Aksa'ya bağladı. O bağladığı miktar doğrudur ama Burak'ın eksik. Çünkü beşeriyetini bağladı. Mescid-i Aksa'ya beşeriyetini bağladı. Zannın o tarafı. Yani Burak'ın o tarafı. Bir de Burak devam ediyor. Nereye kadar? Arşa kadar. Abi Burak diyordu ki zaten hakim. Hakim. Tevfik ilahi. İsmi evet. Tevfik ilahi. Tevfik. Dimadır. Devam edelim. Nasıl ki oraya okuduk, vücudun dilsiz dilidir Adem. Vücudun dilsiz dilidir Adem. Varlık. Varlık düzeyine çıkman vücudu tezahür ettiren birisi oluyor. Yani öyle gibi. Evet, yani mesela
mevcutta kalacaktık, vücut bulmayacaktı. Mesela Adem Aleyhisselam cennette olduğu halde cenneti bilmiyordu. Nasıl bilmiyordu? Bütün ilimler verilmemiş miydi? Bütün ilimlerin verildiğini demiyor mu Allah? وَعَلَّمَ عَادَمَ اسْفَاكُ اللّٰهِ Peki cennetin ne olduğunu, vaki olduğunu bu şekilde bilmiyordu. Niye? Sen bunu yersen cennette bekab olursun, yoksa fanisin. Öyle değil mi? Evet. Ha, peki o niçin yedi? Bekab olmak için yedi. Fani, bekab olmak için yediğini faniye attı. Hmm. Beka zanniyle zannına binince zannını zannettiği yere düştü. Zannına gitti yani. Tabii zannına gitti. İnsan zannını yaşıyor ya. Yani beka bulurum. Niye? Zanda, zan ne etti? Fani değilim zannetti. Faniye geldi. Bizi de alem-i şehadete taşıdı. Bana en büyük iyiliği bir, alem-i gaybtan beni alem-i şehadete taşıdı. İki, tövbe sistemini aktif etti. Benim için de çalışmasına sebep oldu. Yoksa günahlarım sabit kalırdı. Şimdi günahlarıma inanmıyor. Ne yapar? Allah affedecektir. Nasıl affedecek? Şöyle dua ediyorum ya Rabbi. Adem'e çalıştırdığın o tövbe sistemindeki af yöntemin o hangi esmalar hürmetine onu aktif ettinse Allah'ım benim de günahlarıma Adem'de aktif olan tövbe sistemini aktif et ve Adem'e taallum ettiğin, öğrettiğin ilimler hürmetine. Ve en büyük zanın şu, acaba oldu mu? Hah, bu günahtır işte. Allah'a zannetti. Allah aciz değil senin günahını, bu kadar basit bir söylemle. Affeder mi? Hah, bu Allah hakkında zandı. Affeder. Çünkü niye? Hazreti Ali naklediyor. Hazreti Ömer, Osman da naklediyor radıyallahu anh. Diyor ki, Allah affetmeyeceği tövbeyi dilinin, kulunun ağzına, diline vermez. Bu sistemi çalıştırdı o. Çok bu iyiliği var. İyilikten anlamıyorsun galiba. Adem Aleyhisselam'a iyilik yapman lazım. Seviyorum onu ya. Çok ama. Günahının affına, sistemin aktif olmasına sebebiyet verdi. O başka bir şey, sevgi olması lazım. Başka bir sevgi. Yani bana çok iyiliği var. Bişit Aleyhisselam'a göre. Bana çok iyiliği var. Merak ilmin hocasıdır diyoruz abi bir yerde. Bir yerde de merak kendisi dahi bir hastalıktır diyoruz. Demek ki zannın içindeki o merak acabası zanda kendini gösteriyor değil mi hastalığı? Bak görüyor musun? Merak aynı zamanda hocadır, aynı zamanda beladır. Merak kendisinden hastalık. Zanlarını bozduruyor değil mi? İşte kafir. Normal değil değil mi? Manyak. Manyak olmaya giremez. Manyak olmaya giremez ama bu da bir şey. Ya, hani şey diyorum ya, anormal olan normalsınız diyorum. Çünkü niye? Gözlü fabrikadan çıkması normaldir. Ama gözlük fabrikasında gözlük çıkarken bir çorap çıksa o da fabrikadan çıktı ama bu fabrikadan çıkmasa normaldir. O zaman anormal olan normaldir. Yani şimdi biz de bu cemiyette, bozuk cemiyette fabrikasyon bozmak var. Yani ama biz buna karşı direnip diri kalıyoruz. Bu fabrikaya göre anormaliz. Hakikate göre normaliz. Birleştirsek anormal olan normal. Hadi bakalım. Varlık düzeyine çıkman içeriden dışarıya, dışarıdan da içeriye bakmak içindi. Bu dünyaya niye geldik? Yani alemi gaybten, alemi şehadete Adem Aleyhisselam bizi niye taşıdı? Varlık düzeyine çıkmak şunun için, içeriden dışarıya, dışarıdan da içeriye bakmak içindi. O ne içindi diye bir daha sor. Adem Aleyhisselam eğer bulunduğu mekanın cennet olduğunu, fena olmadığını bilseydi. Peki nereden baktı o ilmin? İlmin dört mertebesi var. Adem'e öğretildi ama
O anda hangi mertebedeydi? Evveluhu, ahiruhu, sahiluhu, batını. Her daim dördünü yaşayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Eğer batından baksaydı, şey olmayacaktı. Zahirden baktı, mekana baktı. O zaman bizi bu alem-i şehadete taşımamızın bir hikmeti de içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye, evvelden ahire, ahirden evvele bakmak. Usta dördünü de kullanıyor. Evvele sikke diyor, ahire hatem diyor, zahire mühür diyor, batına tura diyor. Yani hepsi aynı. Gidin lügata bakın. Allah'ın mühürü. Benim lügata bakın. Bak evvel sikke, çekirdek. Çekirdek, sikke. Meyve, hatem. Ağacın görünüşü, mühür. Turra, ağacın batınısı. Ha o zaman kitabı okurken turra deyince batına geç. Oradan bakacaksın demektir. Allah hem evveldir, hem zahir, hem batın. Bu ona da benzemez diyor değil mi abi? Evet. Ha. Öyle mi diyordu? Çünkü niye? Evvel, ahir, zahir, batın değil mi Allah? Ama bu esma değil mi? Evet. Yani esmalar Allah'ındır. Ama esma Allah, Allah esma değildir. Gene değildir. Ama bunları konuşturan Allah ne merhametli ya. Hem de Bodrum denen bir ilçede. Bu mevcudatın sessiz dili oluyoruz şu anda abi. Vücuda çıkıyor. Şu mevcudat evet. Şu anda on dedi ya biraz önce. Vücudun dilsiz dilleridir. Ahem ve zürriyetir. Bak şu vücudun dilsiz diliyiz. Şu vücudun, şey mevcudun dilsiz dili olunca bu mevcut da seninle şey mevcut da seninle vücut buluyor. Dilsiz dili oluyor. Bin çiçeğin. İnsan mevcud, dilsiz mevcudun dili olarak vücut buluyor. Hem de mevcut bizden vücut buluyordu yani yaptığımızda. Evet. Bizden onlar, vücut buluyor. Biz onları yani biz ve ruhaniyat bunlara baki vücut kazandırıyoruz. Baki vücuda dönüşüyor. Mesela baktın mevcut aha maşallah dedin mevcut oldu. Vücut buldu. Peki o benimle beraber olacak eseri ben dedi. Benimle vücut buldu. Yoksa mevcuttu. Mevcuttu. Allah Allah. Acını yapıyor. Sen güzel işte hayat. Acı yapıyor. Doğru dürüst olmak, doğru dürüst olmak aslını korumak içindir. Yalan konuşmamak, doğru dürüst olmak, dürüstlük olmak değildir. dürüstlüğünü, aslını korumak içindir. Yalan konuşmaktan tersi fıtratına ihanet etmektir. Fıtratını bozmaktır. Onun için Allah Resulü günah yapabilir ama yalan konuşamaz. Yalan fıtratını inkar etmektir. İnsan olmak sevdalılığından sakın vazgeçme. Sevdalı mısın insan olmak? İnsan olmak hani yazıyorlar sevdalı mısın, sevdamızsın diyoruz ya. Ha, insan olmak sevdalılığından vazgeçmememiz lazım. Başka ne diyor biliyor musun? Unutma ki sen şimdi insan olma adayısın. Daha insan değilsin. Çünkü istiyorsun ya, demek o değilsin. Doyunca daha yemek istemezsin ya. İstiyorsan yemeği, açsın demektir. İnsan olmak istiyorsan daha insan olmadın demek. Sen istiyor musun Osman? İstiyorum. Ya, hepimiz istiyoruz. Ne zaman bitecek biliyor musun? İnsan hiç bitmeyecek. Yine kurtardınız abi. İnsan. Bir bak bakalım. 11. hakikat var ya 10. sözde. Bab-ı insaniyet. 11 tane hakikat var. Bak bakalım kaç tanesi bize uyuyor. İnsan olmanın 11 tane malzemesi. Tencere getir. 1. At içine. 2 at. 3 at. 11 tane at. Karıştır. Onun adı insandır. Bak bakalım ne kadar bizde var.
Hani toplumda da demiyor muyuz? Yazıklar olsun senin insanlığına. İnsan değil miydi? Hiç insanlığından utanmadın mı? İnsanlığına yazıklar olsun. Diyor. Hey kim senin? Hey sen insan değil miydin? Ha insan değildik. Günah işlerken insan değildik ki. Beşerdik. Beşer miydik ya da hayvaniyet? Hayvaniyet işte aşağıda. Kerenam, Belma'da. Da aşağıda. İnsanda dört mertebe var ya. Hayvaniyet. Nebatiyet. Nebatiyet. Hayvaniyet. Melekiyet. Meleket. İnsaniyet. Oynuyoruz da devamlı. Tır 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 tır. Günah işlerken hayvaniyetten daha aşağıdasın. İnsan, bunu bir daha koymak istiyorum, çok seviyorum. İnsan olmak sevdalılığından sakın vazgeçme. Unutmak isen, insan olmak isteme anındasın şu anda. Onun için daha insan değilsin. Bakara suresi 260. ayette şöyle diyor. Dört kuşu al ve kendine çevir. Kendini alıştır. Ölmeden önce ölmek her daim diri olmak içindir. Niye dört kuşu şey yaptık? Dördü hatırladınız mı? Kendini alıştır dedi. Osman. Haşri niçin Allah dedi? Niçin o yöntemi kullandı? Bunu dikkatinizi çekmek istiyorum ama hepsini doldurma ama doldurmayacağım. Dolduramam da zaten. İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki haşir hakkında Mehmet'im şüphen mi var dedi. Tamam mı? Yok ya Rabbi. Yakiniyetim artmasını istedim. Yakinimi. O zaman dört tane kuş al dedi. Kendine alıştır dedi. O kuşların kim olduğunu biliyor musunuz? Ders vardı. Dört kuş dersi vardı da hepsini evet. Hatırlamıyorum. Dört tane kuş vardı. O dört sıfat vardı sende. Tamam mı? Onları ayrı ayrı olursan seni beter eder. Tamam mı? Dört tane kuşu, o dört tane sıfatın dışında insanda dört tane sistem var. Bu sistemi kendine alıştır. Sonra onları kes, hurda kaş yap. Senin dışında o dört kuşun da barınacağı, ünsiyet ettiği tepeler var. Zira her peygamberin bir dağı vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hira'sı. Değil mi? Ha, bir tane Hira'ya koy. Bir tane, dört ulul azm peygamber vardı ya. Bir tanesinde de Sina. Bir tanesinde Tur-i Sina dedik. Bir tanesi de İsa Aleyhisselam'ın Faran dağları. Mekke dağları. Nuh Aleyhisselam'ın mı acaba? Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke dağları. Hira, Faran, Tur-i Sina. Acaba demiş de Boz Dağı var abi. Davut Aleyhisselam'ın şey yaptı dağ. Adını unuttum. Bakın dört tane şey. Bakın dört tane kuşu kendine alıştır. Sonra onları kes. Hamur yap. Sonra git onları ayrı ayrı dört tepeye koy. Bu yöntemi niye kullanıyor? Haşir yakınlık olsun diye. Sonra kendine çağır. O gelecektir diyor. Peki bir ipucu. Netice ne oldu? Allah'a yakiniyeti arttı değil mi? Senin Allah'a yakiniyetini artıran dört sistem demektir. Hani cehaletiyle aldı ya, inne o kâne zâlimân cehûlâ, ver bana ver. Niçin aldı diyor mukadder içinde? Çünkü cahilliğini ve zalimlerini ortadan kaldırması için almıştı. Cahilliğini ve zalimliğini ortadan kaldırma nispetinde kimdir? İnsandır. İnsanlık, insan o zaman oluyor. Şimdi bir daha, haşre yakiniyetini istemedi mi? Böyle bir yöntem kullandı Allah, yakiniyetin artsın diye. Dört tane sistem, hem dahilde kullandı, hem alıştı, tepeye koy dedi, kendini alıştır dedi. Tamam mı? Ama ismini de verdi. Şu kuş, şu kuş, şu kuş, şu kuş. Tamam. Kuşlar insandaki simgeselikleridir. Bu böyle midir? Öyle olmuştur. Onun her zahirin bir batın manası vardır. Her zahirin
batınısı var ama her batının zahirisi yoktur. Yani lef-i mahfuzdaki her şey gelmemiştir ama her gelen lef-i mahfuzda vardır. Tamam? Şimdi o olmuş mudur? Olmuştur. Oradan çıkartacağımız bir dersi söylüyorum. O olayda Allah neyi takip etti? Haşre yakinliği artsın. Sen o zaman dört dahili, dört harici sistemini çalıştırırsan haşre yakınlığın artar. Netice haşre yakınlığını arttıran şey senin o kuşları, kuşundur. Tamam. Kuşundur. Bunlardan bir tane tepe ima olmasın doktor. Vicdan yatın. Değil mi? Vicdan yat. Yani üç tane yapalım. İma. Vicdan demeyelim. Kalp. Ruh. Fiil. Bunları alıştır kendine. Yani imtizaç ettir. Hamur yap bunları. Yani yaşantınla fikrin gidip zındıklara destekleme. Namazda camide kılıyorsun. Namazda kılıyorsan, kıble dönüyorsan tarafkir olduğun da o tipten olsun. İmtizaç ettir. Küfre taraftar olup ibadette yapıyorsun ya, o parçalandı. İmtizaç değil. Haşir, haşir yakiniyeti değil bu. Haşir yakiniseden, haşir meselesini aleminde çözen küfre taraftar olmaz. Başka? Rahatça kulunu sallayarak günah işleyemez. Seni günahtan kurtaran, senin eyleminle fiil, dimağın, kalp ve ruhunu bütünleştirmeden ortaya çıkan hakkal yakin nuru gözükür. Haşir meselesi. O senin kuşlarındır ve tependir. Tamam. Şimdi çok tuhaftır. Ama bir daha söylüyorum bunu. Lütfen bunun altını çizin. Haşri ona izan ettirmek, hissettirmek. İman ettim, şüphem vardı, dahil yarabbi. Ama şey yapmam lazım diyor. O sonra son kahve çalışsın. Çünkü kahve çok mühim. Çok seviniyor. Kaptanım teşekkür ederim kahve için. Kahve? Öyle mi? Ama... olsun. Mecburen kahve içsin şimdi. Tamam yemek. Tamam. Beni bir yere kadar gideyim keseyim bu. Hamur. Hamur tam yoğurmak üzereyiz. Bitmek üzere. Şimdi Allah... İbrahim Aleyhisselam bunu istedi. Allah böyle bir yöntem çıkarttı. Aa kaldırıyor mu? Aa haşına bak bakayım İbrahim. Aa Resulallah ahirete bak. Olmaz mıydı? İyi olur. Yap yap. Bak bu olmaz mı? Kolay yol değil mi? Bak. Aa Resulallah. Bu dünya neydi? Ahiretin üzerine tenterip verdi. Allah için kolaylık zorluk yok ki. Kaldır tamam. Ama Allah başka bir yöntem kullandı. Ha, o yöntemden anlıyoruz ki ona az değil bu muamele. Başka delili nedir? Kur'an'a koymuş. Ona olsaydı Kur'an'a koymazdı. Bana ne bu? Çünkü ben öyle bir kuş ne Allah'a sordum, ne Allah da bana kuş dedi. Allah bu yöntemi önüme çıkarttı. Neye benziyor? Şey burada mı? İrfan vesaire. Çocuğu yok. Allah Kur'an'da kullanılan bir yöntem kullandı. Üç gün konuşma dedi. Üç gün konuşma. Sonra o halette, sende bir halet olacak. Onun hanımla beraber ol. Sonra çocuğun olacak dedi. Üç gün konuşmadı. Niye Kur'an'da bu duruyor? Niye duruyor da? Tamam, niye duruyor? Bu dört tane kuş. Tamam, niye duruyor? Yani o kolay yoldu ama has yoldu. Yani hususiydi. Genel değildi ki Kur'an'a taşıdı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o dört tane kuş, dört sıfatını dört harici hakikatla birleştir. Haşir yakiniyetin artacaktır. Haşir artacaktır o yöntemle. Şimdi ötekisini okuyayım. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani bu İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyoruz abi ya. Yani bunu tek başına bir ümmet deniliyor. Evet. Buna. Ümmet de diyor, biliyor musun? Allah diyor tek başına bir ümmet diyor. Yani bunu İbrahim Aleyhisselam ve haşir istiyor değil mi? Yani bu nasıl bir şeydi ben? Nasıl bir şey ya? İbrahim Aleyhisselam nasıldır diye ama sormadan önce
İbrahim Aleyhisselam insan mıydı? Sen de insansın biliyor musun? O zaman de ki, insan nasıl bir şeydir? İnsan Allah'ın sırrıdır. Sen de kendini merak ettiğin anda sırrın sırrısın. Ölmeden önce ölmek niçin? Her daim diri olmak içindir. O tüm görünendir. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bütünseldir. O dördünün cemiyidir. Yani Rab. Ama sen görüneni, zahiri görüyorsun. Evvelini görmüyorsun ki. Evvelini görsen, koy tencereye. Ahirini koy tencereye. Zahirini koy, batını koy. Karıştır. İşte o. O İsmail'dir. O Allah'tır işte. Öyle diyor kendisi. O Allah ki evveldir. O Allah ki ahirdir. O Allah ki zahirdir. O Allah ki batını. Cemel Allah'tır. Bak, o tüm görünendir ve görünmeyendir. Hem zahirdedir, hem batındadır, hem evveldedir, hem ahirdedir. Her şey onda, her şey ondan ve onda cihran ediyor. Onda oluyor. Bir yerde bir şey oluyor. Noktadır ama sonsuzdur. Onda olursun ne derler diye düşünür ve yaşarsın. Eğer sen de isen, sen istiyorsan ona yanaşırsın. Ya onu yaşarsın. İstersen şu cümle şey yapalım. Bak noktadır ama sonsuzdur. Bak noktadır ama sonsuzdur. Onda olursun, bak onda olursun ne derler diye düşünür ve yaşarsın. Ondasın. Fakat ne derler diye dışarıdasın. Eğer yani kurt, şey kurtu, kurtlanmış buz. Yani kurt diye bir şahsiyet kazanmış ama aslında buzdur. Biz biziz ama biz biz zannediyoruz. Aslı Esma'nın donmuş haliyiz. Kurt, kar kurtlandığı gibi. Nerededir kurt? Kardadır. Peki neyin nesidir? Kardır. Ama kurttur. Evet kurttur. Ama kardır. Allah Allah. Abi ya, ya hakkınızı verdin Allah aşkına. Dayanamıyorum abi ya. Üstad, bu kadar yapılan zulümlere, bu kadar eziyetlere karşı hiç kimseye aslında bir, yani o zatlar, o dört zat, üç zat, evet hariç. %5'ine bir de. Bizde evet değil mi abi? Hakkımı helal etmedim. Hakkımı helal etmedim diyor abi. %5'ine. %5'ine. Fakat kalan abi helal ettim diyor. Bana zulmedenlere, hapishanede yer gösterenlere, camlarını kırıp o jandarma, rüzgar soğuktan sözünü, lavabona, koğuşuna lan bağlayanlara, onu siz, sen fazla hissetmezsin. Hapise girebilir. Abi bu nasıl oluyor biliyor musunuz? O adamın kötülüğünü nihayetinde bir Esma'nın tecellisi, Esma'nın hakikatini fark ettiği için güzel tarafını mı görüyor da yoksa bağışlanmaz ki abi bu ya. Herhalde onu mu görüyoruz? Melekutu görüyor ki. Melekutu görüyor değil mi? Bakın, sen sureti bırakıyor artık. Surette şimdi akrabam diyor bir ziyaretinde. Biliyorsun ilk bir iki ay kimse almadılar ya. Sonra aldıkları zaman ağladı. Ne ağlıyorsun dedi. Hacım. Bana dedi ki diyor gardiyan, bırak ziyareti diyor bunu. Cesedini size verecekler mi, vermeyecekler mi onu düşün. Şimdi o an benim alemimde ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Duyduğum zaman şöyle, zaten o haletleri yaşıyordum. Aynı böyle dedi. Yalan mı söyleyeceğim? O anda şöyle bir boşluk düştüm. Ey koca usta, nasıl dayandın? Ben bari akrabam geldi 2-3 ay sonra. Sen 30 sene hiçbir akrabanlığa tecrit ettiler. Bu insan mıdır? Değildir. İnsan mıdır? Tabii ki insandır. Değildir.
dört ismi bir anda olmazsa yaşanmaz. Bir tanesi olur mu ya? Tamam kardeş. Ben yaşadığımı söylüyorum. Tahammül edilmiyor. Bu kadar imanım var. Bu kadar derslere şahit olmuşum. Allah bunları bana nasip etti. Ama eziliyoruz. Beşeriyetin giriyor. Zahir oluyorsun. Çok az batın oluyorsun. Bazen evvel oluyorsun. Bazen ahir hasan oluyorsun. Ama hiçbir zaman dördü bir anda olmadı. Oldum da bilmiyorum ama olmadım biliyorum. Tamam. Evet, madem burada kesiyoruz. El Fatiha.